Son 7 maçta 4 mağlubiyet, 1 beraberliği vardı Beşiktaş'ın. Bu 8 maçta 5. yenilgisi oldu. Son şampiyon, son kupa galibi Beşiktaş son 8 maçta tam 5 mağlubiyet aldı. Nedenlerini konuşacağız, niçinlerini, nasıllarını konuşacağız. Bugünün maçlarına dönünce Hatay'ın Antalya Spor'u 3-1 mağlup ettiğini görüyoruz. Giresun Malatya maçında ki o düşme potasındaki bölümde çok kritik bir maçtı. Giresun 1-0 kazandı. Başakşehir'de Emre Belezoğlu'yla değerli izleyenler kazanmaya devam ediyor. 5. galibiyeti oldu Emre Belezoğlu yönetiminde Medipol Başakşehir'in ve Demir Grup Sivas Spor'u 2-1 yendi. Ve Alanya'da Beşiktaş'ı 2-0 mağlup etti. Derbi haftasında rakipleri birbirleriyle oynarken Beşiktaş çok önemli bir fırsatı tepmiş oldu böylece. Peki puan durumu ne oldu? Şimdi Trabzonspor'un zirvede olduğunu 30 puanla biliyoruz. Trabzonspor zirvede, puanı 30. Hatay 26, Alanya'da 24 yaptı değerli izleyenler. Hatay'da kazandı, Alanya'da kazandı. Trabzonspor'un peşinde bu iki Anadolu takımı var. Alanya'nın da 24 puanı oldu. Konyaspor'un 23 puanı var. Başakşehir 21 yaptı. Nerelerden aldı? 6 puanla yanılmıyorsam. Başakşehir'i 6 puanla almıştı Emre Belezoğlu. 21 puana taşıdı ki hem Beşiktaş'a hem de Fenerbahçe'ye geçti İstanbul Başakşehir, Medipol Başakşehir. Galatasaray'ın 21, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin 20'şer puanları var değerli futbol severler. Evet, son 4 sırayı da şöyle bir görelim mi arkadaşlar, o bölgede ne oldu? Malatya 12 puanla Giresun 13'e yükselince altta 17. sırada kaldı. Kasımpaşa ve Göztepe'nin 9'ar puanı var. Çaykur Rizespor sevgili futbol severler 7 puanla ligin son sırasında. Elbette bu takımların 12 puan 12 maçı var. Sivasspor'un hani bu ligin kalburüstü takımlarından biri Demir Grup Sivasspor 13 maçta 13 puanda kalması da bence üzerinde durulması gereken konulardan biri. Ama elbette önce son şampiyonu konuşacağız. Beşiktaş Alanya'da 2-0 mağlup oldu. Gökhan Hocam, girizgahta dedik ki son 8 maçta 5. yenilgi bu. Tamam, elbette yenilebilirsiniz ama 8 maçta 5 yenilgi bir büyük takım için, geçtiğimiz yılın çifte kupalı şampiyonu için alışıldık bir durum değil. Oyuna baktığımız zaman da farklı bir şey yok. Yani son 8 haftadır hakikaten çok kötü oynayan bir Beşiktaş, hep bir ümit veren, hep acaba bir şey yapacak mı, hep beklenti içinde olduğumuz Beşiktaş ama maalesef daha hep fare doğuruyor. Bugün oyuna baktığımız zaman Beşiktaş kazanmak adına hiçbir şey yapmadı. Kazanmayı hak edecek, bırak hani berabere kalmayı hak edecek bir oyun dahi oynamadı. Pozisyona bakıyorum, düşünüyorum maçın başına sonuna kadar bir ya da iki tane pozisyon var. Bunun haricinde Alanya Spor futbol adına ne gerekiyorsa her şeyi yaptı. Davison'la Efecan Beşiktaş defansını hallaç pamuğu gibi attılar. Burada yenilen bir ilk gol var ki gene evlere şenlik. Yani Wellington, nereye gidiyorsun? Önündeki santrafor var, santraforu bırakıyorsun. Orada hiç tehlikesi olmayan bir adamın yanına koşuyorsun. Babakara, yani al rahat rahat vur. Yani ben burada işim yok, kusura bakma, seni de rahatsız etmeyeyim. Kaçıyorsun önünden. Babakar boş gole atıyor. Yenen ikinci bir gol var. Umut orta yapıyor. Gene Wellington'dan rahat sıyrılıyor. Yapamıyor. Yapamıyor. İşte topu kaybediyor. Sonuçta Wellington gene bir çalımı yiyor. Bir de gene her zamanki gibi eskort haline devam ediyor. Kaleciyi de çalımlayıp bu sefer golü atıyorlar. Alanya Spor hakikaten iyi bir kontra atak takımı. Dediğim gibi yani iki tane kanat oyuncusu Davison'la Efecan bugün Beşiktaş'a nal toplattılar. Beşiktaş da mağlup olmak için her şeyi yaptı. Hep beklenti içinde olduğumuz oyuncular maalesef hiçbir şey yapmadılar. Pjanić zaten ikinci yarı oyundan çıktı baktığımız zaman. Atiba'ya bir sorumluluk vermeye çalışıyor. Atiba da onu kaldıracak düzeyde değildi. Tek şıra girdi, yaptı şey geldi, bir tane şut attı. Kaleci bir etkili Serkan'ın şutu çıkardı. Var, bir de kafa vuruşu var. Yani kötü bir gidiş var. Ligin 13. haftasını oynadı, 5 tane mağlubiyet aldı. Yani hakikaten büyük rakam. 17 tane gol yedi.
7, her maça bir tane gol düşüyor bir kere baktığınız zaman. Bunun haricinde takım olarak ümit veriyorlar mı diyoruz ya, bazen böyle bir ışık verdi, ışık verdi. Hep bir şeyler bekliyorsunuz tünelin ucunda, acaba bir şey olur mu diye. Ama gelinen noktada kötüye gidiyor her şey. Hep milli takım araları da yaramıyor bu ara Beşiktaş'a. Oturup düşünmesi lazım Sergen Hoca'nın da, acaba nerede hata yapıyoruz, neleri eksik yapıyoruz, kondisyonda mı problem var? Yani oyuncuların baktığın zaman çok güçsüzler. Birlikte oynamakta mı problem yaşıyoruz? Oyuncular birbirini tamamlamıyor. Oturup düşünülmesi gereken ve çözülmesi gereken problemler gittikçe artıyor. Ligin geri kalanında karamsar bir tablo çizmek istemiyorum ama eğer bu maçları kazanamıyorsan hakikaten problem var demektir ki Trabzon'dan şu anda 10 puan geridesin. Hı. Ve senin yaptığın performansı tersine yapan bir Başakşehir var. Başakşehir son 5 maça baktın, geldi gerilerden, küme düşme potasından geldi ve seni geçti şu anda. Tabii. Baktığın zaman senin üstünde hakikaten bir problem var ve çözülmesi, bir tane değil, çözülmesi gereken bir sürü problem var. İnşallah çözerler diye düşünüyorum. Yeniden lige renk katmaya devam ederler ama böyle giderse çok çabuk havlu atacakmış gibi diyorum. Trabzonspor'un bilemiyoruz tabii ne olur maçın skoru ama Gaziantep maçının kazanması durumunda zirveyle puan farkı 13. Bir de arada rakipler de var. Hani tek rakip değil yukarıdaki. Trabzon'un şu anda Beşiktaş 7. sırada. Yani Hatay, Konya, Alanya, Başakşehir, Galatasaray. Puan farkından daha önemli şey Beşiktaş oynamıyor. Bir organizasyon ciddi anlamda saha içinde sorgulanması gerekir. Yani bu kaliteli kadronun bu kadar kötü oynuyorsa başka şeyler de şimdi aranır. Yani onun için puan farkı kapanabilir mi? Ne, 13. hafta, ne aranır hocam? 25 hafta var. Yani 3 puandan 75 puan yapar. Kapanabilir mi bu fark? Kapanabilir. Ama puandan daha önemli Beşiktaş takımında oyun çıkmıyor. Ne Şampiyonlar Ligi'nde çıkıyor ne ligde çıkıyor. Esas sorun bu. Beşiktaş'taki... Bu arada bunlar canlı görüntüler Alanya'dan. Kadroyu verirlerse çıktı. Ender Arkaya bir arkadaşlar. Kadro gelecek. Şu anda Alanya'dan canlı görüntüler geldiği için bir müddet tamam, o zaman oradan kesmeyelim. Gelince, şimdi Beşiktaş'taki Gökhan bir yerden girdi gayet güzel. Ben oradan devam edeyim. Beşiktaş'taki sorun yalnız fiziksel değil, değil mi? Fiziksel değil, teknik taktik değil, mental, yani hepsi bir arada. Yalnız teknik taktik dersin ya, fiziksel düzeltirsin, mental anlamında düzeltirsin. Beşiktaş'ta o üç parametrede de sorun var. Bir takım içinde büyük handikaptır. Yani birini dersin bu tarafı iyi, bu tarafları düzeltelim. Beşiktaş takımı saha içinde bu kadar mesela coşkusuz, isteksiz mücadele yapmayan bir topluluk herhalde son zamanlarda Beşiktaş taraftarı görmemiştir. Bunun nedeni nasıl bu noktaya evriliyor yani? Bunun nedeni nedir biliyor musun? Dediğimi Gökhan hemen alacak. Disiplinsizlik var bu takımda. Çok net görülüyor. Bu kadar saha içinde değil mi? Vurdum duymaz bir takım olmaz.